İşte vakit bulabilseymiş adam bir böyle artık biraz kendi hayatımızı yaşamaya başladığımızda bu sevdiğimiz işleri okumaya ve yazmaya daha fazla zaman ayırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bir de işte gezip böyle işte değişik arasında, ormanın arasında yer yapıp dolaşma. Ama maalesef pek özel hayat olmuyor. Hayatta en çok nefret ettiğiniz şey nedir? Valla yalan, iftira ve dedikodudan üçünden de çok nefret ederim. Kendimde empati yapmayı severim ve nefret ettiğim şeyler konusunda da yapmama özellikle dikkat ederim. Bir de duyduğumuza göre başkanım, karabiberi sevmiyor musunuz? Yok, karabiberi severim de alerjim var. Yani evde karabiber kullanacakları zaman artık torun çok var. İşte evde bazen hanımın veya işte diğerlerin aklına gelmiyor. Bir de karabiber alsam, hemen dede diyor, karabiber falan diye hemen ben bile kapatıyorum. yani çok hassasım. Hatta han sofrasında alt katta karabiberi, biberleri koyarken üst katta onu hissettim. Serkan bize şahitti, ya dedim Serkan, karabiber kokusu aşağıda biberler, biber koyuyorlar dedi. Yani o kadar hassasım. Evet. Ama yani yemekte severim. Sen dedin de sadece bu alerji yapıyor. O rahatsızlıktan dolayı yoksa herhangi bir şey yok. O zaman siz yayın yanım sizi korkutuyor da oldu. Yani ona hiçbir şey yapma şansınız yok. Mesela bir şey yapacağınız zaman karabiberi gösterir size. Yok yok, o görme değil. Yani burnuma tozu gelmediyse sonra problem değil. Yani burnuma tozu gelmeyecek sadece o yoksa. Şey, evet. En çok sevdiğiniz yemek hangisi başkanım? Yanımda herhangi bir
sizin bulunduğunuz olayın çıktığı gece köyden geçen bir telefonla aradı. Zülfikar diye bir arkadaşımız var. Onun evindeyiz. Tam gece kendi evlerine misafir etmek istediler. Eve lojmanı göndermek istediler. Çünkü lojman köyü 400-500 metre dışında. Etrafında ev yok. Tabii o ev şartları uygun değildi. Zaten aile kalabalık, o da sayısı az. Biz lojmana gittik. Vakit erken olduğu için biraz da lojmanda sohbet ettik. Hani giderken de Zülfikar sağ olsun elinde tabanca falan tam bizim koruma, o zaman yine tabancılıkla o şekilde gidiyor bize. Az sonra bir ayak sesi duyuldu. Arkadaşlar bir ateş verin gibi geliyor. Yani adam kötü niyetse o kapıdan gelecek çünkü duvar, pencere yüksek, bir yerde şansı yok. Az sonra ileride de eve gideceğiz. Bu akşam seni burada bırakamayız. İyi dedik. İkimizin evinde birer tane ev feneri, onun evinde tabanca. İşte bu yaptığımız cihaz alalım. Biz dışarıda bizi öldürmeye geleceğini sandığımız kişiyi arıyoruz. İşte yanda sınıf var, yandaki sınıfa gidiyoruz. Orada işte bir tane dolapların odanın arasında arıyoruz. İşte bahçedeki çalıların arasına bakıyoruz falan. Sonra gittik o akşam işte yandaki depo olarak kullandıkları evi gece tekrar evdekileri kaldırdılar, işte kardeşlerini falan temizlediler. İşte oraya eşya taşıdılar falan, orada kaldık. Ertesi gün öğrendim ki köyden bir tane vatandaş, affedersin eşyanı kaybetmiş, o arıyormuş. Yani kazara görseydik bayram ağabeyi, bayram ağabeyi bulacaktık. Evet. Sigara kullanıyorsunuz başkanım bildiğim kadarıyla. Sigara şöyle, bir sigara, bir paket sigara, bir hafta falan yani. Bazen 2-3 gün hiç içmiyorum. Yani öyle çok tiryaki değil. Öyle çok tiryaki değil. Başkanım Sukaraman koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunuzu biliyoruz. Sizce Fenerbahçe bu sene şampiyon olur mu? Şimdi tabii yani Fenerbahçe taraftarıyız ama bu koyuluğun bilmiyorum yani ölçüsü, rengi falan bir şey yok. Tabii Fenerbahçe olarak şey unutuyoruz. İşte 3 maç günü akşam herhalde. Telekom Arena'daki Galatasaray Fenerbahçe maçını Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk şansı Galatasaray %50 olur. Evet. Ama beraber kalırsa da sezon bitmiş olur. Evet. O zamanlarında zaten yoktu başkanım. Başkanım bir de Mihriban türküsünü seviyorsunuz. Bunun bir macerası var mı? Bir özelliği var mı? Yok yok. Mihriban biliyorsunuz o bir şiir. Musa Eroğlu bestelediği. Mihriban şiirinin yazarı Abdülhamit Karakoç. Benim şu anda hala köşe yazısı olarak da, yani köşe yazısı olarak da sevdiğim bir şair. Bütün şiirleri çok güzel. Taşlamaları çok hoştu. Mihriban türküsünde de müthiş bir sanat vardı.
İkisini de konuşmak durumunda kaldık. Sonra ya dediler sana üçüncü tane yani yetmiyordu. Bana da üçüncü de lazım falan derken bir arkadaş dedi ya o üçümüz kendi telefonunu verdi. Biz de tam üçüncüyle iki telefonla konuşup onu da elimizde tutarken güzel sana ver. Fotoğrafı çekti ve yayınladılar. Şimdi tabii mesela dün işte 1,5 saat telefon yanıma almadım. 20 tane cevap sarama var. Yani vatandaşlar sağ olsun tarakları içinden dışından mutlaka bir talebi oluyor veya bir şey sormak için veya görüşmek için arıyor. Biz arayan her kişiye de cevap vermek zorunda hissediyoruz kendimizi. Ya bırak arasın falan da diyemiyoruz. Bu da telefonda çok fazla birlikte olmamıza vesile oluyor. Artık bizim hayatımızda kaçınılmaz bir şey. Yoksa çok böyle telefondan konuşmaya vesile olduğumuzdan falan da değil. Başka sürekli geçtiğimiz yıllarda daha çoktu da sürekli hasta oluyordunuz, serum yiyordunuz. Dostlarınıza sağlıkla ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Valla... Öncü diyor kendi sağlık hayatınızdan. Şimdi şu var, benim işte en son birkaç ay önce biraz nedeniyle bir sürü kan testi yaptırdık. Bütün kan testlerim olabilecek en iyi sonuçlar. Yani bir problem yok. Sadece bir özelliğim var. Yemek de aram iyi değil ve ufak bir streste iştahım kapanıyor. Yemek yiyemiyorum. İşte bir işi kafamdan taktıysam o işe yoğunlaşıyorum. Yemek yemiyorum. Tabii vücudumda beslenme ihtiyaç var. Yemek yemeyince tansiyon düşüyor. Dolayısıyla serum takviyesi almak zorunda kalıyoruz ama yani tarzını unuttuğum diyeceğim kadar bir süredir de sorun demiyorlar. Sadece işte boyun fıtığıyla fibromiyacı diye Türkiye'de %5 gibi bir oranda görülen bir kas ağrısı hastalığı. Onun dışında herhangi bir rahatsızlık yok ama. Son günlerde bildiğiniz gibi teknolojide artık Facebook, Twitter gibi şeyler var. Siz kullanıyor musunuz bunları? Yazışma değil, daha çok yazılanları izlemek daha fazla kullanıyoruz. Çünkü o kadar vaktimiz olmuyor maalesef. Evet, başkanım, Tarak'taki internet gazeteleri hakkında, başta Tarak Medya olmak üzere, neler söylemek istersiniz? Tarak'ta bugün tanımıştık noktasında iyi bir duruma geldiyse, bunda Tarak'taki haber sitelerinin ve muhabir arkadaşlarının çok büyük katkısı var. Hatta bu katkı öyle ki başka ilçelerde kıskançlık yaratacak bir yerde.
sağlayacak, ayda şu kadar akçada para verecek. Diyor, kurtulacağız. Peki 3 sene sonra ne olacak? 3 seneye kadar diyor. Ya ben ölürüm, ya eşini ölürüm, ya padişah şimdi, tabii bu işin latife tarafı ama ben her zaman şunu diyorum. Makamdan mevkiler geçici. Biz hiçbir zaman işte ben zaten Taceddin Başkan olarak belediye başkanı olmadan önce de gerek adamlarına gerekse dışarıda içeride bir arkadaş grubumuz var. Benim kendim yapabileceğim her yerde çalışabileceğim bir birikim de var. İşte yazmaktan çizmeye de kadar. Ama Tarak'ta belediye başkanlığı konusunda talep olunca buna ihtiyaç olduğunu düşündü. O şekilde gittik. Yoksa belediye başkanlığı falan diye bir şeyimiz yok. Yani bu bir hizmet makamıdır. Ve bu bence kişiler çıkıp ben alayım dememeli. Toplum eğer istiyorsa vatandaş konuda en yetkili kişidir. O vatandaşın talebine bağlı. Bir de ben her zaman şunu söylüyorum, insanlar bunları koltuktan güçe almamalı. Kendi ilişkilerini, kendi vakitlerini, yeteneklerini okulda katarak hizmet ödüyorlar. Bunu yapabildiğimiz sürece zaten sıkıntı olacağını sanırım. Yani biz şunu anladık. Talep gelirse yine belediye başkanı adayı biliyorsunuz. Bu görevler alınmanın da bilir. Evet. Evet. Evet sevgili Taraklı medya izleyicilerimiz. Bugünkü konuğumuz Sayın Belediye Başkanımız Taceddin Özkar alandı. Kendisine bizlere vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbetti. Ben de bu ara tabii Taraklı hakikaten şöyle düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımızın böyle bir iki dakika ayırıyorum. 2004'ten 2012'ye ne oldu, ne değişti, nelerin temel atıldı, işte neler yapıldı. Onların bir değerlendirmesini yapmalarını isterim. Ama tabii bütün bu değişimde sadece bir kişinin değil bu. Bütün işte belediye meclisi, ilçe başkanı, ilçe meclisi hakikaten moral olarak işte sürekli bize gelip işte tabii olayları paylaşan, bize destek olan işte çoğu vatandaşımızın ve Taraklıların burada büyük katkısı var. İşte medya mensuplarımızın katkısı var. Ben Taraklı için içimi çakan ya da bir cümle söyleyen, bir cümleyle katkıda bulunanlara dahil bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiği için de sadece teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir dahaki programda görüşmek üzere.